Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda şöyle güzel ve gösterişli şık bir oyunun anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Modelimizde şöyle açık renkleri kullanacağım. Açık tonlarını kullandım bütün renklerin. Şöyle parlak bir yeşil ipliğimiz var. Kamerada gözüktüğü gibi parlak rengi. Bakalım çizmeliymiş markası da. 21 numarada tığ kullanıyorum. Tığ numarası şart değil. İstediğiniz tığ ile yapabilirsiniz. Elinizde hangi tığ varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi gösterelim inşallah. Hemen yapımını geçelim. Çok kullanışlı ve kalıp gibi güzel bir model. Modelimiz. Bakın şu şekilde göstereyim size. Ben aralarını bu şekilde koydum. Siz istediğiniz ara mesafesini yapabilirsiniz. Tabii ki şart değil. Ara mesafesini bu kadar yapmanız şart değil. İstediğiniz aralığı verebilirsiniz. Şuradan hemen yapımına geçelim. Çim kısmını şuradan ipimizi tığ battıya sabitledikten sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Başına 1 2 kez sarıyorum. Tığ battılar ikişer zincirden yapılmış. Bir tane tığ battısı atlıyorum, hemen yanındaki tığ battıya tığımı batarak şöyle 2 2 2 çıkarıyorum. Buraya 1 2 3 4. Başlangıç kısmına 4 tane zincir çekip batıyorum. Daha sonra 3'er zincir. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 toplamda 1 2 3. Dört, beş. Beş defa battıktan sonra hemen dibi değil de yanındaki tığ battının içerisine tığımı batıyorum. Bakın. Buradan bir, iki zincir çekerek bir. İki, üç, dört, beş, altı, 7 8 8 tığ battısı ile uzaklaştım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönerek hemen dibindeki tığ battıya battım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Yanına batıyorum. 3 zincir çekip tekrar şöyle yanındaki tığ battıya batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum ve tekrar bu şekilde batıyorum. Buradan başına bir kez sarıyorum. Şuradaki tığ battıya batıyorum. Önce bir tane çıkarıyorum. Sonra iki, sonra iki çıkarıp buraya bir yuva yapıyorum. Daha sonra bu yuvanın içerisinden batıyorum. Battıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim. Aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Buraya 12 tane zincir çekerek 1 2 3 4 5 tane yuva oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibinden batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluktan batıyorum. Tekrar bir zincir çekerek taban kısmından batıyorum.
Buraya bu şekilde taban kısmını oluşturduk. Buradan tekrar şöyle 4 tane tığ battısı ile uzaklaşacağım. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çekip başını 2 kez sarıyorum. Bir tığ batısı atlıyorum hemen yanına batıp önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 2 2 de çıkarabilirsiniz. Bu şekilde ara kısmını yapmaya devam ediyorum. Şimdi üstünün motifini yapalım. İpimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şuradaki yuvamın içerisinden tığımı batıyorum. Battıktan sonra hemen buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çekip başına 1, 2, 3, 4, 5 defa sarıyorum ve aynı yuvanın içerisinden tığımı batıp ikişer ikişer şöyle çıkarıyorum. Şuradaki zincirin boyutunda çıkarmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde. Çıkardıktan sonra bir zincir çekiyorum. İlmeğimi öyle uzatmıyorum. Bakın öylesine batıyorum. Yukarıya doğru çekmiyorum ilmeği. 2 3 4 ilmeklerimi şöyle batarak 5 alıyorum ki şuralara kadar gelsin diye. 6 7 8 9 hep bir yere toplamadım. Bakın 9 10. Şimdi ikişer ikişer çıkarıyoruz. İkişer ikişer çıkardıktan sonra ilk önce tepe kısmına 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve araya batıyorum. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. En tepeye 3'er zincir çekerek batacağız. Daha sonra 2'şer zincir çekerek batacağız. Evet. İkişer tane zincir çekerek her araya birer tane battım. Bulanık mı gösteriyor kameram? Battıktan sonra aynı zincirin içerisine tekrar şöyle güzelce batıyorum. Battıktan sonra buraya hemen bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çekip diğer yuvanın içerisine geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sizin buradaki şöyle motifleriniz büyük düşerse şuradaki zinciri eksik çekin. Bu ipin de bu tığın da başına sarın. Bu zincirin boyutunda yapın. Şöyle çok kocaman kocaman yapmayın. 1, 2, 3, 4, 5 tane sardım. İkişer ikişer çıkarıyorum ama uzatmıyorum. Bakın tam zincirin boyunu ayarlıyorum. Çıkardığımı. Tekrar bir zincir çekerek normalde 5 tane yapıyorum ve bunu 5'e tamamlıyorum ve tekrar dönüyorum sizlere. Evet bakın 5'e tamamladım. Bunu ütülerken şöyle uçlarından yukarıya doğru çekin ki şekil alsın. Hem de şu alttaki zincirler şöyle yukarıya doğru uzasın ütülerken. Şöyle şeklini verin güzel sıcak bir ütü basın ters tarafından kalıp gibi olur.
Zaten bu iplikler bir kere ütülendiğinde ikinci ütüyü istemiyor. Ne kadar yıkarsan yıka, şimdiki çıkan iplikler. Gayet güzel ve şık oldu. Yapılabilir güzel bir oy oldu bence. Şöyle bakıldığında inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.